Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Ilgaz'dan saygılar, selamlar. Evet arkadaşlar, bugün itibariyle görüyorsunuz yükümüzü yükledik. Boyabat'tan yola çıktık ama şu anki kar yağışını görüyorsunuz. Lapa lapa kar yağıyor arkadaşlar Ilgaz'a. Ilgaz tabelasında gördünüz sanırım. Yani bu kar yağışı yeni bir kar yağışı arkadaşlar. Bayağı da bir etkili yağıyor. Her tarafı beyazlattı. Bir an önce Ilgaz Dağı'nı çıkmamız lazım ama nasıl yaparız, nasıl ederiz bilmiyorum bakalım. Hayırlısı her şey. Ay mübarek ya, ay mübarek ya. Döktürüyor. Döktürüyor mübarek. Allah. Arkadaşlar, vallahi 10 dakikada ortalık bembeyaz oldu. Dün akşam biladerin vurduydum, yengem dedi ki yarın dedi kar yağış demiş dedi. Ne kar yağışı dedim ya, hava dedim yanıyor, görmüyor musun? Dedi ki yağış şey yağacakmış yarın dedi, görürsün yolda dedi. Ya gidişine dedim, yağmaz yarın dedim. Yağdı. Ortalık para perişan gördüğünüz gibi. Çok da iyi yağıyor. Buralara böyle yağıyorsa biz Ilgaz Dağı'nı çıkana kadar inşallah oralar kapanmaz. Bir an önce buradan yakamızı kurtarıp yola devam etmemiz lazım. Ne diyeyim? Her şey üstü. Ay mübarek ya. Ay mübarek. Az önce yamalık gibi yağıyordu. Yamalık gibi. Şimdi biraz daha inceldi. Tipi şekline dönmeye başladı. Evet arkadaşlar, yolu yavaştan yavaştan kapatmaya başladı. Buralar böyleyse ilerler nasıl dur acaba diye düşünmüyor değilim şu anda.
Bakalım ilerleyen dakikalara doğru ne olacak arkadaşlar. Buralar beyazladı iyi gene. Bembeyaz oldu yani. Komple. Şu anda yolumuzda bir şey yok ama şeyde arkadaşlar ilerlerde Asas Ilgaz Dağı'na doğru daha yeni yanaşıyoruz. Dağa doğru bakalım. Problem sıkıntı yaşayacağız mı? İnşallah yaşamayacağız diye düşünüyoruz. Temkinli ve tedbirli gidiyoruz arkadaşlar. Niye derseniz bu ara üstümüzde bir dediğim gibi gudubetlik var. Bir sıkıntı var. Ama her şeyin hayırlısı. Yani her şey üstümüze geliyor bu ara gene. Her şeyin hayırlısı. Bakalım yolumuza izimize devam edelim biz. Elimizden geldiğince Allah'ın izniyle ve bize verdiği dirayet ile her şeye böyle karşı gelmeye çalışıyoruz. Ama bakalım nereye kadar böyle devam edecek. Allah sonumuzu hayretsin bakalım. Yolla uğraşıyoruz, yoldayız da vatandaşıyla uğraşıyoruz. Yani neler çıkıyor karşımıza arkadaşlar? Neler çıkıyor ya? Kar yağıyor, kar. Bizim birader nerede kaldı acaba? Her şeyde vardır bir hayır diyorum. Her şeyde bir hayır vardır. Başımıza daha kötüsü geleceğiydi belki bazı şeylerden dolayı. Olsun bir şekilde idare edip bu yükü çekeceğiz. Geri taraflardan buralara biraz daha az yağıyor. Arkadaşlar biraz daha ince yağıyor. Öbür taraf lapa lapa yağdığı için orası 5-10 dakikada kapattı oraları. Burası da şu anda
Evet, çalışma, karayollarının çalışma aracı da arkadaşlar. Yollarda gördüğünüz gibi düzleme arabası, sıyırma arabası. Biz de ılgaz gar yağışı ile arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz gördüğünüz üzere. Arkadaşlar Mart'ın bugün kaçı, 10'u mu 11'i mi neyse, kar yağışı şekilli şükürlü devam ediyor. 12'si mi la yoksa? 12'si de olabilir. Bizim oğlan nerede indi? Ne yaptırın dayı sen ya? Sen ne yaptırın ya?
Ilgaz Dağı duman duman. Yine benim halim yaman. Ilgaz Dağı duman duman. Yine benim halim yaman. Ben bu yolda kalamam. Ah gida. Nasıl nasıl yayın nasıl? Kar yayı 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 ne olayı? Çıkamadım rampayı da yangardan dolayı, yangardan dolayı. Rampayı çıkamıyorum da yangardan dolayı, yangardan dolayı. Ela ela Maria, şalvar endi yarıya. Bismillah lan başladım da rampadan oka ya rampadan oka. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum söyleyeyim, durum anlatayım. Yani insanlarımız bu pandemi dolayısıyla iyi gene böyle ne bileyim, bizim milletimiz akıllanacak dediğimiz yerde bizim milletimizin aklı gıttaşmaya başladı iyi gene. İnsanlar birbirinin peşine düşmüşler. Yok o öyle etti, şunu şikayet edeyim. Yok o sigara içti, bunu şikayet edeyim. Yok onun maskesi çenesindeydi, onu şikayet edeyim. Millet artık düşmüş birbirinin, yok o yere çöp attı, onu şikayet edeyim. Millet artık düşmüş birbirinin peşine. Acaba nasıl kendime vazife çıkarsam, nasıl bir gıcıklık yaratsam, nasıl bir şey yapsam diye. Tamam, toplu alanlarda maskesi ağzında olmayanı ikaz edersin, uyarırsın. Adam sana kıllık yapıyorsa o zaman dersin kardeşim ben de seni şikayet edeyim o zaman. Çünkü benim sağlığıma zarar veriyorsun dersin. Neymiş? Adam sigara içmiş yere atmış. Ya arkadaş insanın kafası dalgın. Herif zaten evine ocağına belki ekmek götüremiyor. Belki adamın evinde ocağında yemeğe ekmeğe yok. Şimdi diyeceksin ki yemeğe ekmeğe yok da adam nasıl sigara içiyor? Arkadaşlar
sigara kullanımı öyle bir şey ki evde açlıktan ölür, adam sigarasını alır bulur bir şekilde gene içer. Birisinden ister gene içer. Diyorum ya, adamın gavazı dalgındır, atar. Adam sakız almıştır, sakız çiğner, kağıdını yere atar, bilemezsin. Şimdi böyle şeyler var ki bunları vatandaş kendine vazife çıkarmış, şikayet peşine düşüyor. Lan arkadaş, insanda birazcık utanma, ar, ne bileyim ne desen yeri yani. Ya böyle şeyleri artık gözümle gördüğüm için, şahit olduğum için iyi gene böyle gıcık olmaya başladım. Millet birbirini lan kesse doymayacak, yese doymayacak ya. Yani nasıl bir insanlar, nasıl bir insanlığa, insanlık nasıl bir hale geldi, nasıl bir insanlar olduk bilmiyorum ki ya. Yazıklar olsun ya, yazıklar olsun. Terbiyesizlik, ahlaksızlık millete iyi gene bulaştı ya. Kimse kimsenin derdini bilmediği için herkese dünya hoş geliyor. Çoğu kişinin evinde arkadaşlar belki yemeğe ekmeğe yok ya. Yemeğe ekmeğe yok ya. Yazık, günah değil mi ya? Yazık, günah değil mi insanlara ya? Sen birbirine yardımcı olacağın yerde birbirine nasıl ayağın altına sabun sürerim, nasıl birbirinin içine çomak sokarım diye onun peşine düşüyorsun ya. Cenab-ı Allah işte bu yüzden insanları sınamak için bu sıkıntıyı veriyor milletin başına. Hala kendine çeki düzen vermediği için millet bu sıkıntıları hala çekiyoruz. Bizim insanımız kendine gelmez. Kendine gelmez bizim insanımız. Cenab-ı Allah da işte bir yerden helak edip gideyim. Yazıklar olsun ya. Biz elimizden geldiğince bir arkadaşımıza destek vermeye çalışıyoruz. Bir arkadaşımıza el vermeye çalışıyoruz. Adam yürüsün diyoruz. Ha ne bileyim ya, ne bileyim. Adam ben ayda kaç sefer atmışım onu sayıyor ya. Adam ben ayda kaç sefer atmışım onu sayıyor. Lan sen de benimle beraber çalışıyorsun ya. Sen kendi işine gücüne baksana. Kendi hesabına kitabına baksana ya. Ama yok. Oo, gözü var adamın ya, gözü var. Ve terbiyesiz herif. Ne gözün var ya? Ne gözün var? Sana zaten yardımcı oluyoruz. Aynı benimle beraber gidiyorsun geliyorsun. Aradığın zaman sana yok demiyoruz. Yeri geldi kendimiz gitmiyoruz. Seni gönderiyoruz. Ne biçim bir zihniyette insanlarımız var ya? Neyse, şuraya gireyim de birader de gelsin, girsin yanıma da bir fotoğraf çekinelim. Ha burada karın içinde. Sene 1900'lerde arkadaşlar burada biz bir fotoğraf daha çekindiydik. Şöyle durayım şurada. Ayağımda çorabım bile yok. Çorapsız gene çıkacağım şimdi buraya. Neyse şöyle çıkalım, bir çekinelim arkadaşlar.